Şimdi arkadaşlar sorularımıza bakalım. Özgür Bey ile ilgili sorularımızı inceleyelim bakalım. Şimdi ne grafiği vermişiz? Kütle, hacim grafiği vermişiz. KVL, aynı koşullarda bulunan KVL sıvılarının 20 cm küplük hacimlilerinin kütlelerinin oranı demiş. Şimdi bakalım ben K'yı inceleyeyim mi? K'nın şöyle baktığımız zaman 6 cm küpte ne kadarmış kütlesi? 48. Şimdi bakın 6 cm küpte kütlemiz 48 gram. Ama bende soruda hangi karşılığı istiyor? 20 cm küpü istiyor. O zaman bakın sadece matematik yapıyorum. 20 cm küpteki karşılık. Şöyle bir içler dışlar yaparsam şuraya kütle diyelim. MK. K yapıyordum değil mi? Evet MK. İçler dışlar yaptığımda 20 çarpı 48 şu 6 paydaya geldi. Şununla şunu sadeleştirdim. 160. Şimdi kimi bulduk? K'yi bulduk. L'yi bulalım. Yine aynı şekilde yapacağız. Bakın L'nin de 3 cm küpteki karşılığını vermiş. 3 cm küpteki karşılığın ne kadarmış? 15 gram. Soruda nereyi istiyor bizden? 20 cm küpteki karşılığı istiyor. Yine içler dışlar ML yaptığımızda 20 çarpı 15 bölü 3. Şöyle sadeleştirdik 5. L'nin kütlesini kaç buldum arkadaşlar? 100. Bizden bunların oranını istiyordu değil mi? Yani MK bölü ML demişti. 160 bölü 100 sadeleştirdikten sonra 2'ye böldük. 8 bölü 5 olarak bulduk. Çok ayrıntıya girmiyorum. Çok özel bir soru değil zaten. Tamamen grafiği yorumlama sorusu. İkinci sorudayız. KLM maddelerine ait tabloya göre bu maddelerin türleriyle ilgili ne söylenebilir? Şimdi türleriyle ilgili yani aynıdır, farklıdır yorumunu yapabilmemiz için neyine bakmamız lazım? Öz kütlelerine. Öz kütle formülümüz neydi? M bölü V, kütle bölü hacim. Fakat ne zaman ayırt ediciydi? Bunu unutmayınız. Bakın yazıyorum tekrar sabit sıcaklıkta. Şimdi bunların özellikle nelerin öz kütlelerini bulalım. K için şöyle yanlarına yazıyorum. Kütle bölü hacim 40 bölü 20. 40 bölü 20'den 2 geldi. L için yazıyorum. 80 bölü 40'dan 2 geldi. Hop şöyle uzattık. 60 bölü 30'dan 2 geldi. Şimdi hepsinin matematiksel olarak öz kütlelerini eşit buldum. Okey. Ama ne dedik arkadaşlar? Sabit sıcaklıkta. Kimlerin sıcaklıkları bakınız aynı? K ve L. O zaman K ve L aynı fakat M bunlardan kesinlikle farklıdır diyoruz. Bakın önemli ve güzel bir soru. Buna benzer sorular geçmiş yıllar içerisinde ÖSYM tarafından karşımıza geldi. Devam edelim. Yine önemli ve güzel bir sorumuz daha. Neyi seviyoruz çünkü? Böyle grafik yorumlamaları sorularımızı seviyoruz. Şu mor rengime geri dönmek istiyorum. Evet. Şimdi bakalım. Ben size az önce şöyle bir grafik öğrettim değil mi? Kütle hacim grafiği idi. Bu grafikte şu şekilde düzgün bir grafik ne yapmamız, eğim çizmemiz gerekiyordu. Ve bu şekilde olduğunda bizim öz kütle değerimiz neydi? Sabitti. Öz kütle değerimiz sabitse sıcaklık neydi? Sabitti. Şimdi eğer ki öz kütle değişiyorsa sıcaklık da değişiyor. Diyor ki 1, 2, 3 bölümlerinin hangilerinde sıvının sıcaklığının değiştiği söylenebilir. Şimdi bakın ben öz kütle zaman grafiği ya şu 2 ve 4'ü direkt geçiyorum. Neden? 2 ve 4'te bizim grafiğimiz sabit. Ve öz kütle ne zaman sabitti? Sıcaklık sabitse. O zaman 2 ve 4'te sıcaklık değişmiyor. Fakat 1 ve 3'e baktığımız zaman öz kütlemiz ne yapmış? Bakınız 1 aralığında artmış, 2 aralığında azalmış, 1 aralığında artmış, 3 aralığında azalmış. Öz kütle değişkense sıcaklık değişmiş. Şimdi peki soruyu sormamış ama nasıl değişti? Biz onu da yorumlayalım. Şimdi öz kütle artmış. D eşittir M bölü V. Burada sıcaklığın değiştiğinde kimi sabit tutuyordum gençlik? Kütleyi sabit tuttum. Öz kütle artarsa o zaman hacmimiz ne olmalı? Azalmalı. Bir cismin istisnai durumlar hariç bir cismin hacmi ne zaman azalıyordu? Soğuduğunda değil mi? Demek ki o zaman öz kütlem artıyorsa hacmim azalıyor. Hacmim azaldığına göre benim sıcaklığım azalıyor. Yani soğutuluyorum. Mesela bir bölmesinde şurada bizim sıcaklığımız azalmış. Şimdi bakın aynı şekilde 3'ü yorumlayalım. 3'te öz kütle
D'yi yazdık gene. M bölü V kütlemi sabit. Öz kütle azalmış. O zaman hacmin ne yapması lazım? Artması. Hacim ne zaman artıyordu? Sıcaklık arttığında. Demek ki bu 3 bölmesinde ise sıcaklığımız artmış. Yan taraftaki sorudayız. Bir kap boşken tartıldığında M gram, D1 öz kütleli sıvı ile tamamen doldurulup tartıldığında 3 M gram, D2 öz kütleli sıvı ile tamamen doldurulup tartıldığında 4 M geliyor öz kütleleri oranı. Şimdi elimizde bir boş kap var. Şimdi bu kabın boşkenki kütlesi M grammış. Daha sonra ben bu kabı, şimdi hacim aynı, kabın hacmi değişmeyecek. D1 öz kütleli sıvı ile dolduruyorum. Yani kap artı D1 öz kütleli sıvının kütlesi, şöyle şurada da yazayım, M eşittir D çarpı V'ydi arkadaşlar. Onu kullanıyorum. Ne kadar geliyor demiş soruda? 3 M. Tamam. Kabın kütlesi ne kadardı? M kadardı. Demek ki D1 öz kütleli sıvının kütlesi ne kadar geldi bakın? 2 M. Bu burada dursun. Şimdi aynı kabın içerisinde bu sefer... D2 öz kütleli sıvı ile tamamen doldurduğunda yine kabın bütün hacmi V kadar dolacak ve öz kütlesi D2'ymiş. Yine DV'den kütlesini yazarsak D2V artı kap ne kadar geliyormuş? 4M geliyormuş yazdık. Kabın boş kabın kütlesinde M vermişti. O zaman bakınız biz D2 ve D2 öz kütleli sıvının kütlesini de 3M bulduk. Şimdi benden öz kütleleri oranını istiyor. Şöyle şunları alt alta yazalım. D1V eşittir 2M, D2V eşittir 3M. Ne yaptım? Taraf tarafa oranladım. V'ler, M'ler gitti. 2 bölü 3 olarak cevabımızı ne yaptık? Bulmuş olduk. Şimdi hemen son olarak da şurayı da söyleyelim. Bu kısmı da tamamlayalım. Pardon, tamamlamayalım. İki tane daha sorumuz varmış. Bakalım hemen. 1 ve 2 kaplarından 3 kabına bir miktar sıvı konulunca 3 kaptaki sıvıların kütleleri birbirine eşit oluyor. Buna göre bir kaptan alınan sıvının hacmini, ikinci kaptan alınan sıvının hacmini oranı demiş. Şimdi bakıyorum. Kütleleri eşit olacak. Kütle formülümüz neydi gençlik? DV yazdık. Buradaki kütlemiz 8 DV. Buradaki kütlemiz 7 DV. Elimdeki toplam kütle 8 DV ile 7 DV'yi topladığım zaman 15 DV. Bu 15 DV'lik kütleyi bu 3 kaba eşit olarak paylaştırıyorum. O zaman bölü 3 dediğimde her bir kapta ne kadar olmalı? 5 DV olmalı. Şimdi burada 8 DV vardı. O zaman buranın 5 olabilmesi için 3 DV'sinin buradan gelmesi lazım. Değil mi? Şimdi aynı zamanda burada da 7 DV vardı. Buranın 5 olabilmesi için, şu kısımda 5 kalabilmesi için buraya da ne gelmeli? 2 DV gelmeli. Şimdi bakın burada da toplam ne oldu? 5 DV oldu. Şimdi bakalım 3 DV'lik sıvı geldi bu kaba. Hangi 3 DV? Öz kütlesi kaç olandan geldi? Bakın 4D çarpı. Şimdi yine şunu kullanıyorum bakın ama bu kapta ne kadar hacim kapladığını bilmiyorum bu sıvının. V1 dedim. Zaten bunların oranını soruyor. Aynı şekilde 2 numaralı kaptan 2 DV'lik kütle olarak bakın bu kadar geldi. Şimdi bakınız. Buraya gelen hacmi bilmiyoruz. V2. Gelen sıvının öz kütlesi D kadar. Bana neyi sormuştu? Hacimleri oranını. Bunu yazdıktan sonra bunları oranladığımda şu şekilde DV'ler gitti. V1 bölü V2 oranımız 3 bölü şu 4 de buraya gelirse 3 bölü 8 olarak ne yaptık? Bulmuş olduk. Sıradaki sorumuzda iki farklı sıvının değişik oranlardaki karışımının kütle hacim bakınız grafiği verilmiştir. Buna göre karışımı oluşturan sıvıların kütle hacim grafikleri verilenlerinden hangileri olamaz? Şimdi bakınız iki farklı sıvının değişik oranlardaki karışımının kütle hacim grafiği yani verilen K ve L'ler bizim karışımlarımızın grafiği. Şimdi hangileri gibi olamaz demiş. Şimdi biz ne dedik? Karışımın öz kütlesi her zaman karışıma katılan sıvıların arasında bir değerde olmalıydı. Değil mi? Şimdi bakın 1 ve 3. Mesela cevaptan gidelim önce. Şu 2 numaralı öncülü alalım. 1 ve 3. 1 ve 3. Bakın K ve L ne? 1 ve 3'ün arasında. O zaman bu olabilir. Aynı mantıkla yorumluyorum. Şimdi 1 ve 2'ye bakalım. 1 ve 2'ye baktığımız zaman evet K 1 ve 2'nin arasında ama L bunun neresinde kalıyor? Dışında kalıyor. O yüzden olamaz.
2 ve 3 demiş. Yine biraz önceki mantık. Bakın 2 ve 3 sıvılarının arasında L var ama kim yok? K yok. O yüzden olamaz. Cevabımız ne oldu? 1 ve 3 olamaz dediği için 1 ve 3 olamaz dedik. Son olarak da bakın buradan da çok soru geliyor. Denemelerde de karşınıza geliyor. Öz kütleden günlük hayatta da faydalanıyoruz. Günlük hayatta bazı mesleklerde de faydalanıyoruz. Peki nerelerde? Kuyumculukta, porselen yapımında ve hastane laboratuvarlarında. Peki kuyumculukta nasıl oluyormuş? Hemen hızlıca bakalım. Altın kırıntılarını diğer madde kırıntılarından ayırmak için öz kütle farkından yararlanılır. Bu amaçla altın içeren karışım suyla birlikte eğik bir yüzeye aktarılır. Altın kırıntılarının öz kütlesi daha büyük olduğu için eğik yüzeyden kaymazken diğer kırıntıların altı aşağı doğru sürüklenmiş oldu. İşte ayrıca altın ayarının altının saflık oranı anlamına gelir. %100 saf altın 24 ayar olarak ifade edilmekte. 22 ayar altın %91 yani 24 ayar altın %100 saf altınmış. Demek ki gitgide altınlarımızın ayarının düşmesi saflığının bozulduğu anlamına geliyor. Peki porselen yapımında nasıl kullanılıyor? Porselenin ana maddesi kil toprağıdır. Porselenlerin kalitesi, su geçirmezliği ve darbelere dayanıklılığı burada porselen pudra haline getiriliyor. Bu getirilen pudra haline getirilen malzemenin öz kütlesi belli bir değerde olsun ki o değerdeki, o öz kütledeki pudralar ve yapılan porselenler daha kaliteli oluyor. Ve son olarak hastane laboratuvarlarında bu da kan ve idrar tahlillerinde böyle bir santrifüjler var. Bu hani kanları, idrarları koydukları böyle tüpler var. O tüpleri böyle bir düzeneye yerleştiriyorlar. Yuvarlak bir düzene koyuyorlar. Filmlerde ve laboratuvarda görmüşsünüzdür. Onlar ne yapıyor? Çok hızlı dönmeye başlıyorlar. Santrifüjleniyor zaten. Bu şekilde bu cihazlarda dönmesiyle sıvıyı bileşenlerine ayırıyor ve bu sıvı bileşenlerine yine öz kütle farkından ayrılmış oluyor. Şimdi arkadaşlar madde ve özellikleri konumuzu da bu şekilde toparlamış olduk. Bitirdik konuyu, sorularını, örneklerini. Dediğim gibi arkadaşlar bu konularda, bu tarz sorularda piyasa yayınlarında çok fazla karışık, işlemli sorular var. Ama gerçekten benim çözdüğüm soruların ötesinde, verdiğim örneklerin ötesinde sorular yok. O yüzden gönül rahatlığıyla rahat rahat çalışıp sorularınızı çözebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda da dayanıklılıktan bahsedeceğiz. Şimdilik görüşürüz.